ışığa dalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben, benden alıp kaçsan da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben, ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben, hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben, ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Benim gerçekten aklım almıyor. Biz seninle yeni bir hayata başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım diye konuşmadık mı? Senin yeni başlangıçtan anladığın bu mu? Ayrılık hediyesi mi verdin kocana? Ya niye susuyorsun? Konuşsana. Ben seni burada beklerken, konuşup bana dönecek diye beklerken, sen böyle mi veda ettin kocana? Sen nasıl bir kadınsın ya? Nasıl bir kadın mıyım? Senin yüzünden defalarca yarı yolda bırakılmış bir kadınım. Sürekli hayal kırıklığına uğramış bir kadınım. Sana güvenmek isteyen ama hiçbir zaman güvenemeyen bir kadınım. Hakan, her şey yolunda giderken sırf sana evlenelim dedim diye beni yarı yolda bıraktın. Hamile olduğumu öğrendiğimde söylemek için sana geldim. Ama sen Eylül'leydin. Çok yalnız kaldım. Çok acı çektim. Yine de her şeyi unutup gururumu hiçe sayıp, her şeyi geçmişte bırakıp, kızımla ve seninle bir yuva kurmak için hayallerimle birlikte sana geldim. Ama sen, evliliği asla düşünmeyen sen, Eylül'le nikah masasındaydın. Senin yokluğunda o benim yanımdaydı. Ben ona sözler verdim, tamam mı? Ben onunla hayata tutundum. Ne yapacaktım? Senin gelip gelmeyeceğini bilmezken oturup evde senin dönmeni mi bekleyecektim? Türlü oyunlarıyla, bin bir yalanıyla seni kandırdığı yetmiyormuş gibi benim hayallerimi de her seferinde paramparça etti. Ben Mert'e ondan nasıl boşanacağımı söyleyeceğimi düşünürken, o kapıma öpüştüğümüz fotoğraflarla dayanıp abimin yanında elime tutuşturdu. Nasıl yani? Nereden bulacak ki o fotoğrafları? Onun için hiç zor olmamıştır. Bu da yetmezmiş gibi gözümün içine bakıp, kocamla bizi rahat bırak, biz tatile gidiyoruz dedi. Esin, ona nasıl inanırsın? Esin, ben sana ondan boşanacağımı söylemedim mi? Ona inandığın gibi inandım. Ama yine de her şeye rağmen gece gündüz seni aradım. Ama niyeyse telefonlarına hiç ulaşamadım. Erkan, yine beni yarı yolda bıraktığını düşündüm. Daha önce defalarca yaptığın için buna inanmam hiç de zor olmadı.
bana yine güvenmedin yani. Senin karına tutunduğun gibi ben de kocama tutundum. Biz başarabilirdik. Biz yeniden birlikte olabilirdik. Erkan, yine başarabiliriz bunu. Bak, kızımı da alıp her şeye rağmen sana geldim. Bize uzattığın eli tutmaya geldim Erkan. Yapamam. Ben senin o adamın yatağından çıkıp geldiğini unutamam. Sen şu bez parçasıyla kocandan kalan izi kapatmış olabilirsin ama ben onu yok sayamam. Sen böyle geleceğine hiç gelmeseydin. Senin üzerinde o adamın kokusu varken ben seninle tekrar bir hayata başlamamışsın. O koku, o iz senin yüzünden bulaştı üstüme. Şimdi karşımda dikilip her şeyin suçlusu benmişim gibi konuşamazsın. Artık söylenecek hiçbir şey kalmadı. Yapsaydım abicim. Sanki ben çok meraklıyım. Ya elimin halini biliyorsun. Ben toplayamayınca yardım edeyim falan dedi. Ben istemiyorum dedim. Dinlemedi işte. Hiç şaşırmadım. İki gündür ne zaman bir boşluk bulsa hep yanımda. Özgür yanlış anlamış mıdır? Yok canım. Ne alakası var? Fesatlık bende. Abi saf bir adam da değilsin ama bu işlere hiç kafam basmıyor. Kusura bakma. Ya bir düşünsene. Özgür ne zaman kafasını çevirse siz İpek'le yan yanasınız. Ama helal olsun kıza. Hiç bozulduğunu belli etmedi. Ben o kadar hazırlığı yapmış olsam ortalığı ayağa kaldırmıştım. Ne hazırlığı abicim? Yuh be abi. Yuh. Özgür o kadar süsü püsü benim için yapmadı ya. Kız arkadaşlarıyla buluşacağım demedi mi? Yalan mı söylüyor? Yalan değilse bileğimi keserim. Özgür'ün bu kadar süslendiğini sen nerede gördün? Yalnız şu İpek'in durumu kafamı karıştırdı açıkçası. Ne alakası var? Abi kız Levent'in tam bir hıyar olduğunu anlayınca daha çok senin peşinde dolanır. Benden söylemesi. Of. Ben masalı size bırakıp işe gitmiştir diye düşünmüştüm ama... Vallahi haberim yok. Yani dolapları da öyle görünce masalın çantası falan da yoktu. Merak ettim. Aa, bak şimdi ben de merak ettim. Aradın mı peki? Ben önce size sorayım diye düşünmüştüm ama hemen arayayım. Duymamıştır. Tabii merak edilecek bir şey yok. Ha belki masalın aşı günüdür bugün. Ha sağlık ocağına falan gitmiştir. E zaten işe giderken mecbur bana bırakacak kızı. Buyurun.
için çok değerlisin. Bak, herkes gitti. Bir tek sen kaldın yanımda. O yüzden çocuk olmuyor diye ben seni asla bırakmam. Levent'le ne iş? Sanki aranız biraz bozuk gibi. Yani son birkaç gündür Barış'ın dibinden ayrılmıyorsun da. Yok canım, ne alakası var? Yani Barış benim arkadaşım. Yani merak ettim, geldim. Ne var ki bunda? Yeme beni kanka ya. Ya bu, unuttum artık, istemiyorum. Ayaklarını bana çekme istersen. Hepsi hikaye. Ya Özgür, dedim ya sana, benim gönül borcundan başka bir şeyim yok. Bitti. O kadar yani. Of, tamam ya, senden de hiçbir şey saklanmıyor ha. Gördüğüm şeyi algılama kabiliyetim çok yüksektir. Özellikle de mevzu bahis olan kankamsa. Biz o gün seninle hastanede konuşurken arkadan Levent dinliyordu. Barış'la benim eskiden sevgili olduğumu biliyor ya, o yüzden takık ona. Ben de hiç rahat etsin diye öyle söyledim. Yani sana öyle şeyler söylediğimi duyunca bir daha şüphelenmez dedim. Hmm, şüpheleneceği şeyler var yani hala. Kanka, sen bu çocuğu seviyor musun? Yani hoşlanıyorum tabii. Söylediklerin de yalandı tabii. Pek sayılmaz. Kanka ya, yiyorsun beni yine. Ya bak, sen anlatmasan da ben anlıyorum işte. Ya Özgür, daha içimde neler olduğunu ben bilmiyorken sana nasıl anlatayım? Dipsiz bir kuyuya düştün. Hangi tarafa gideceğini bilemiyorsun. Aman neyse. Sen kiminle buluşacaktın söyle bakayım. Yoksa şu gülüveren romantik mi? Ne gülü ya? Okuldan arkadaşlarla buluşacağım. Üf, Özgür. Hadi yeme beni. Sen nasıl anlıyorsan ben de öyle anlıyorum. Seni kesseler böyle giyinmezsin. Kesin biri var. Ya ne alakası var? Annem dedi biraz kız gibi giyin. Ben de onu kıramadım. Ebeveynlerle yaşamak zor biliyorsun. Allah. Acelim olmasa ben bu konuyu deşerdim ama daha sonra alırım ifadeni. Ya da olmadı sen bir organizasyon falan ayarlarsın. Şu okul arkadaşınla bir buluşuruz. Olur. Neyse, zaten ben bu kafede buluşacaktım arkadaşlarla. Hadi görüşürüz. Selam söyle arkadaşına. Olur, söylerim. Hoş geldiniz. Kaç kişisiniz? Yalnızım. Tek başına. İşin bitince arasana. Buluşuruz. Özledim seni. Efendim Cavidancığım. Nasılsın tatlım? Gittin mi eşyaları almaya? Evdeyim, evdeyim. Erkan orada mı? Yok, evde değil o. Aman iyi. Aklım sende kaldı. İyi misin peki? İyiyim ben hayatım. Zaten Erkan her şeyi kolilemiş. Ben taksiye atıp hemen çıkacağım.
tamam. Ben derse giriyorum şimdi. Sen de lütfen orada fazla oyalanma, olur mu? Akşam görüşürüz. Tamam hayatım, görüşürüz. Hiç kaybetmeyelim istiyorum. Olur mu? Bebeğimiz olsun istiyorum. Doktora gideriz. Gerekirse tüp bebek falan deneriz. Ben ikimizin bir çocuğu olsun istiyorum. Lütfen. Erkan, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Baygın ama sanırım durumu iyi. Arabaya kadar taşırsanız. Bir ambulans çağırmanız daha doğru olmaz mıydı? Ne ambulansıymış ya? Ona bu bile fazla. Ettiklerini buldu işte. Mahalle abla kocasını aradım ama ulaşılamıyor. Ne yapayım, böyle bıraksa mıydım? Tabii senin kafan onun gibi çalışmıyor. Sen düşsen o yan gözle bile bakmazdı. Böyle sevincinden zil takıp oynardı Esintoş. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Vallahi komada galiba, duymuyor baksanıza. Ya biraz acele etseniz. Siz kapıyı açın. Ben de kucaklayayım bari. Tamam.
kapı açık. Muhale abla masal sana emanet. Abi orada da Eylül'ün eşyaları falan var, onları toplarsın. Bir hanımefendi eşyalarını mı toplayacağız? Muhale abla. Tamam ama sen de cennetliksin işte Esut, cennetlik. Başına dikkat edin. İyilik de sen dağılmışsın. Hayırdır? Savaştan mı çıktın? Of, neredeyse ya. Şu belgeleri toplayana kadar canım çıktı resmen. O kuyruktan çık, bu kuyruğa gir. Bir de herkes sözleşmiş gibi bugün ortalarda. Ay vallahi erkenden çıkmasaydım akşam hayatta yetiştiremezdim. Sen halletmişsin. Benim gibi savaşmadım hem de. Erken mi çıktın? Yok canım, hiç işim olmaz. Bu saate kadar uyudum vallahi. Dün mü hallettin? Bu işleri senin benim yerime yapan bir sürü insan var hayatım. 100 lirayı vereceksin. Sen uyurken adam bütün belgeleri hazırlayıp teslim edecek. Yorulduğuna değmez yani. Demet ne diyorsun sen ya? Ben millete benim işimi halletmesi için para mı vereceğim yani? Evet. Ne var bunda? Ayıp mı sanki? Böyle ayak işleriyle geçinen bir sürü insan var. Yazık. Sen kendine eziyet etmişsin. Söyleseydin benim takipçime bir 150 lira verirdim. İkimizin belgelerini de ayıla bayıla hazırlar getirirdi. Benim bütün belgelerim tamam. Bir dakika. İpek nereye? Kızsal gerginlikler işte. Bunlar da benimkiler. İpek. İpek. Sesleniyorum. Duymuyor musun? Duymamazlıktan mı geliyorsun? Ne var Levent? Neden çekip gittiğini söyler misin İpek? Bir şeye bozuluyorsan bilmek hakkım herhalde. Sonra konuşalım mı? Benim işim var. Ne işiymiş bu? Biraz acelem var herhalde. Evet, otobüsü kaçıracağım çünkü. Ne otobüsü İpek? Söyle nereye gideceksen bırakayım. Sağ ol Levent. Ben istemiyorum. Otobüsle giderim. Ya zaten sabahtan beri kuyruklarda insanların ağız kokusunu çekmişsin. E şimdi bir de tıkış tıkış otobüsü çekilmez. Hadi gel. Sen ne zaman bu kadar değiştin? Nasıl yani? Sen eskiden böyle biri değildin. Birine işlerini yapması için para vermeyi bırak. Birinden bir şey isterken yüzün kızarırdı senin. Şimdi tıkış tıkış diye küçümsediğin otobüslerde yol almaktan zevk alırdın. Ya yol bitmese de daha çok sohbet edelim derdin. Biz seninle oyun bileti alabilmek için 3 öğün simit yerdik Levent. Ne zaman unuttun bunu? Şimdi mantı diye adını bile söyleyemediğim yemeklerden bahsediyorsun bana. Ben seninle o zamanlar vakit geçirirken çok mutluydum Levent. Ama şimdi karşımdaki adamı tanımıyorum. O kadar çok değişmişsin ki. Değiştim tabii. Çünkü içinde bulunduğum dünya bunu istiyor. Ben de gerektiği şekilde kendimi geliştirdim. Hem değişmeyen tek şey değişimdir İpek. Bence sen de biraz kendini değiştirsen iyi edersin. Levent, senin bahsettiğin şey değişmek değil. Gelişmek. Ama sen gelişememişsin. Sen özünü kaybetmişsin. Çocuk neden ağlar Mualla? Anişkom ne bileyim, bilsem sana sorar mıyım? Ya gazı vardır, ya karnı açtır ya da altı kirlidir. Sübhanallah. Tamam o zaman ben gazını çıkartırım, böyle sırtına pıt pıt vurup. Bir de bezini de değiştiririm. Tamam, ay ya acıktıysa. Ay süt veremem yani, olsa veririm tabii de. Mualla delirtme beni. Anasının bıraktığı sütler yok mu bizim dolapta, onu vereceğim. Anişkomlar donuk. Vallahi of, kanımı kuruttun. Kız cezveye suyu koy kaynasın. O süt poşetinde koy açılsın. Ay bundan mı düşünemiyorsun? Tamam ben biliyordum da hani yanlış bir şey yapmayayım diye. Tamam hadi ben çocuğa bakacağım. Allah'ım sen bana sabır, bu kıza da akıl fikir ver yarabbim. Daha bir çocuğa bakamıyor. Yarın kendininkilere nasıl bakacaksın? Kim attırdı tepeni senin böyle? Muhalla varken başkasına ne hacet? Esin kızı bu bizim yarım akıllıya emanet etmiş. O da çocuk gak desa arıyor, guk desa arıyor. Aa, orada mıymış çocuk? Emert bunları arıyor sabahtan beri. Kimsenin kimseden haberi yok. Nasıl evliyse bunları anlamadım. Kötü bir şey mi olmuş? Eylül merdivenlerden düşmüş. Kocasını aramışlar, hangi cehennemdeyse bulamamışlar.
Hastaneye götürmekten izin esine kalmış tabii. Nasıl düşmüş? Basbayağı düşmüş işte. Merdivenlerden Esin'in ayağının dibine düşmüş. Bir şey olmuş mu bari? Ay ne bileyim Melek, baygınmış. Apar topar taksiye atıp götürmüşler hastaneye. Ay tüh, kız daha yeni işe başlamıştı. Dün bir, bugün iki. Oo, ekip toplanmış. Pabucumun müdürü de geldi. Bak yine ya. Sen öyle diyorsun ama... Bak ben ünvanlarımızı resmen tasdiklettirdim hanım anne. Aa, ne bu? Senin haberin yok mu? Yok. Sizi yönetim kurulu fahri başkanımızla tanıştırayım. Oo, tebrik ederim anneciğim. Gülme Melek. Zaten elinizde oyuncak oldum. Melek abla, gel seni de idari mali işler daire başkanı yapalım. Yok. Siz olacağınızı olmuşsunuz. Bırakın ben Melek olarak kalayım. Sen bilirsin. Telefona ulaşılamıyor. Eşinin numarasıydı bu sanırım. Evet. Röntgen sonuçları gelmeden kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama ameliyatı almamız gerekebilir. Bir akrabasına ulaşabilirsek iyi olurdu. Birkaç yakın arkadaşı vardır herhalde ama ben numaralarını bilmiyorum. Telefonu da çıkmadı çantadan. Düşerken savruldu herhalde. Ben size kendi numaramı vereyim. Teşekkürler. Röntgenler çıkmış mı? Ben bakayım. Nasıl ya? Ne işin var senin burada? Ha? Neden başındasın benim? Kocamı aldın yetmedi mi? Ha bebeğimi kaybetmeme sebep oldun yetmedi mi? Ne istiyorsun? Ha amacın ne? Söylesene. Doğru ya. Ne işin var ki benim burada? İnsanlıktan yardım edelim dedik ama... sen ne anlarsın ki insanlıktan, vicdandan? Esin Hanım, bakar mısınız? Buyurun. Tahmin ettiğim gibi kolundaki kırıklar için acil ameliyat almamız gerekiyor. Bu durumda kan gerekebilir. Kan gruplarınızı aynı sessizden almamız mümkün mü? Görünürde tek yakını sizsiniz. Başkalarına ulaşamadığımıza göre. Nereye gitmem gerek? Siz şöyle buyurun. Ben hastanın kanını alıp hemen yanınıza geliyorum. Umarım kan gruplarınız aynıdır. Özgür. Anne, sen evde miydin? Çıkıyordum şimdi. Ne bu halin tatlım? Ne var halimde ya? Baksana şu haline. Sabah gayet neşeliydin. Giyindin, süslendin, püslendin. Eteklerin zil çala çala çıktın evden. Baksana şimdi haline. Sen Barış'a gitmeyecek miydin? Niye bu kadar çabuk döndün? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Gittim. Barış'ın keyfi yerindeydi. Ben de geri geldim. Kesin canını sıkan bir şey olmuş senin. Hadi anlat bakayım. Anne bir şey olmadı ya. Allah Allah. Gittim. Dediğim gibi herkesin keyfi yerindeydi. Gayet normaldi. Ah, aslında en iyisi bu biliyor musun? Özgür. Anne lütfen başlama bak. Baştan beri Barış'la benden olmaz dedim sana. Evet ortada yanan bir ateş var. Ama bu benim kalbim değil. İpek'in. Hayatım İpek'le ilişkisi bitmemiş miydi? Hem baksana İpek Levent'le hayatına devam ediyor işte. Etmiyor anne. Edemiyor. Ediyormuş gibi yapıyor sadece. Ama aklı fikri Barış'ta. Bu da gayet normal. Sonuçta kızın ilk sevgilisi. Kendisi mi söyledi bunu? Anne insan kankasını tanımaz mı ya? Ben gözünden anlıyorum. Kızın kafası karışık işte. Kızım kafası net olmayan başka biriyle olur mu? Hem İpek bir şeyler hissetmeden biriyle olabilecek türden bir kız değil. Levent'le olduğuna göre bir şeyler hissediyor işte. Bence sen hala suçluluk duygusu hissettiğin için böyle konuşuyorsun. Anne, bak şimdi seninle açık açık konuşacağım. Sen de beni rahat bırakacaksın. Anlaştık mı? Bak, İpek o Levent ödüyle yapamaz. O özenti gerzek İpek'in ruhundan anlamaz. Böyle durumlarda ne olur? İnsan istemeden eski sevgilisine kayar.
İpek aynen şu an o level'ı yaşıyor işte. Sen de İpek yüzünden vazgeçeceksin, öyle mi? Ne vazgeçmesi anne ya? Ya ben neye sahip oldum ki, neden vazgeçeceğim? Barış saçma sapan bir heyecanın içine çekti beni. Sen de beni arkamdan iteledin. Ama ben sizin ikinize de baştan beri olmayacağını söyledim zaten. Bugün İpek de Barış'ı görünce kafama daha da dank etti. Neyse, şimdi izin verirsen bir duş alıp kendime gelmek istiyorum. Efendim. Esin, sonunda açtın şu telefonu. Neredesin? Çok merak ettim seni ya. Hastanedeyim. Sana mı bir şey oldu yoksa? Yoksa Masal'a mı bir şey oldu? Hayır. Eylül'ü getirdim. Ne? Ne işin var senin o kadınla? Mert, sonra konuşuruz lütfen. Ben birazdan eve geleceğim zaten. Sen evde misin? Evet, ben evdeyim. Tamam, bir yere gitme lütfen. Konuşmamız lazım. Tamam hayatım, bekliyorum. Masal senin yanında mı? Hayır, çıkarken Muhalle ablaya bıraktım. Tamam, ben iner alırım şimdi. Sen merak etme Masal'ı. Nergis. Ne haber İpek? İyilik, ne olsun. Otobüs bekliyorum. Senden ne haber? Okula geliyorsan gelme hiç tatlım. Hoca hastaymış, ders iptal. Ben de arkadaşlarla çıkacağım şimdi. Hadi ya. Hem derse haber vereyim dedim, hem de Barış'ın telefonu bende yok. Cavidan Hoca trap lab kostümü için ölçü vermeye gitsin dedi. Sen arar mısın diyecektim. Tabii tabii ararım. Ben zaten ona uğrayacaktım okula gelmeden. Nasıl diye bakmaya. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz tatlım. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Yarın sabah görüşmeye gelebilir misiniz acaba? Tamam, bizim için de uygun. Ben eşimle de konuşacağım. Tabii görüşmeyi evde yaparsak daha iyi olur. Hem bebeğimizi de görmüş olursunuz. Görüşmek üzere o zaman. Geldin mi hayatım? Ben de bakıcıyla konuşuyordum. Yarın sabah için bizden saat bekliyor. Ne yaptınız hastanede o kadınla? Hiçbir şey anlayamadım ben. Oturalım mı? Konuşmamız lazım. Akşam konuşsaydık, işe geç kalmıyor musun? Hayır, işten izin aldım. Daha fazla ertelemek istemiyorum. Zaten hastaneye falan geç kalmıştım. Ne oldu? Yine Eylül bir olay mı çıkardı? Konu Eylül'le ilgili değil Mert. Konu biziz. Evliliğimiz. Ne oldu? Canını sıkan bir şey mi oldu? Açık açık konuşacağım. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Sen hep bu ilişkiye zaman verdin. Senin beni sevdiğin gibi sevmem için hep sabrettin. Hep çok anlayışlı oldun. Hiçbir zaman beni suçlamadın. Ben her şeyi isteyerek yaptım. Mert, lütfen sözümü kesme. Konuşmak yeterince zor zaten. Ben seni hiçbir zaman senin istediğin gibi sevemedim. Sevginin belli bir kalıbı yoktur ki hayatım. Herkes kendince sever karşısındakini. Ben senin sevgini benim sana olan aşkımla ölçmüyorum ki. Biz evlendiğimizden beri bir dolu sorun yaşadık. Benim ailem, senin ailen, Masal'ın babası. Hala da tam olarak çözmüş değiliz sorunlarımızı. Ama biz yeni bir hayata başladık Esin. Sen benim karım oldun, kadınım oldun. Hep bunu umut ediyordum ve gerçek oldu. Sen abinle konuşmayı bile hayal edemiyorken abin annemle tanıştı.
Ben bize güveniyorum Esin. Masala, sana, bana. Daha önümüzde kocaman bir hayat var. Ne hayat Mert? Önümüzde hayat falan yok. Niye anlamak istemiyorsun? Neyi anlamak istemiyorum Esin, neyi? Seni hak etmediğimi. Sen böyle davrandıkça ben daha da eziliyorum. Gittikçe kendi gözümde küçülüyorum Mert. Lütfen yapma bunu. Esin lütfen böyle konuşma. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Ne için? Başkasına aşık olan bir kadını sevdiğin için mi? Baban haklıydı Mert. Ben Erkan'ı öptüm. Seni onunla aldattım. Çünkü ben hala Erkan'ı seviyorum. İşte bu yüzden seni hak etmiyorum. Ben böyle devam edemem Mert. Bu kadar basit yani, öyle mi? Hayır. Daha önce defalı... Tamam. Konuşma. Sen söyleyeceğini söylediniz. Sana güvenmekle... sana inanmakla... ne kadar büyük bir hata yaptığım dışında... hiçbir gerçek yok ortada Esin. Arkadaş ya, şu hale bak ya. Yaralı tavşanlara döndün. Ulan bağ akıyor hala ya. Ana, seninki dayanamadı, arkadaşlarını ekti geldi. Dur, benimki ise ben açarım. Ne haber? İpek, sen miydin? Başkasını mı bekliyordun? Yok, sen böyle belge falan alacağım deyince ben... Ben hallettim hepsini. Hatta tam okula gidiyordum, Nergis aradı. Senin terziye gitmen gerekiyormuş ölçü vermen için. Ama tabii bu halde gidemezsin diye ben de mezurayı aldım, geldim. Ne gerek var canım? Ben sonra gider veririm ölçüyü. Sen okula git. Ders iptalmiş. Ne haber Şener? İyi, senden? İyi. Afiyet olsun. Sağ olun. Ay bir anlatmadı Mualla. Kız başının üstüne mi düşmüş ki bu kadar baygın kalmış? Bir daha hayır gelmez o kadından, ben deyim size. Aman sanki çok hayırlıydı da. Şimdi mazereti de var. Delidir, ne yapsa yeridir der geçerler. Eskiden de kafadan sakattı zaten. Bakarsın işe yarar, aklı başına gelir. Mert'e olan çocuğu almaya gelince bir şey dedim. Konuşmuş mu Esin'le? Haber var mıymış o çiyandan? Anişko, bak burada ne yazıyor? Bebeklerde ilk 3 ay uyku düzeni yokmuş. Ay, hatta saat başı uyanıyorlarmış. Ha, birini uyutsam öbürü uyanacak. Ben ne zaman dinleneceğim peki? 2 saat baş başa kaldı ya çocuklar. Dert bacayı sardı hanımda. Kütüphane devirsen faydası yok Mualla. Başa gelen çekilecek. Söyle Mualla. Ben düşündüm, taşındım. Kararımı verdim. Bakıcı istiyorum. Araştırmalara başlayalım. Olur, hemen başlayalım. Hatta sen biraz daha az yersen 40 odalı konağımıza uşak bile tutarız. Arada gelir seni yerler. Benimle dalga geçme Fevzi. Sen de kulağa girecek laf söyle Mualla. Ben söyleyeceğimi söyledim Fevzi. Ben de diyeceğimi dedim Mualla. Hanım anne, sen de diyeceğini de. Ben daha doğum parasını denkleştiremiyorum. Doğmamış çocuğa bakıcı arıyor. Esin toş tutuyor ama. Benim ondan ne eksiğim var? Hem ben ikiz annesiyim. Ben nasıl bakacağım ikizlerime? Ne demek nasıl bakacağım? Kocam başında, biz yanındayız. Sen Esin'le bir mi tutuyorsun kendini ha? O kız çalışıyor bir kere. Burası ne anne? Ben ne yapıyorum burada? Ben de bir nevi iş kadını sayılırım. Sen börek açacaksın. Melek ablam şerbet dökecek. Ben servis yapacağım. İkiz toşlarıma kim bakacak? Vallahi hiç bana bakmayın.
Ben buraları işletiyorum. İşletme müdürüyüm ya ben. Ben ne anlarım çocuk eylemekten? Damat! Hayır, yani işleri organize ediyorum açısından hanım anne. Ha bir düşün. Eliniz işteyken malzemeleri kim gidip alacak, gelecek? Omuz 116. Çevresi 30. Küçük melek geldi diyeceğim ama bana kızacaksın. Niye kızayım canım? Anlamam zannediyorsunuz ama ben annemi izleyerek büyüdüm. Ne haber? Doğru canım. Sen takım takım avata aldığına göre kostümü de dikersin. Ya bırak zevzekliği de dediklerini yaz kızım. İyi be. Ya aslında biz en başından beri yanlış yaptık biliyor musunuz? Üstünde bu varken olmaz ki. Ya fazla fazla ölçü alıyorum. Adam bol dikecek, üstüne oturmayacak. Bence sen en iyisi çıkar bunu. Çıkarırken elim acıyor ama bak. Aa, haklısın. E tamam o zaman ben çıkarayım. Bunu böyle çıkartalım. Bu acımıyor zaten. Şunu da elimi ben tutayım. Ya ne gerek var canım? Ben kendim giderim terziye bir ara. İyi o zaman sen bilirsin. Öyle diyorsan öyle olsun. Ama ölçüleri bugün mutlaka alması gerekiyormuş. Yetiştirecek kostümleri. Adam öyle dedi. Tamam. Desene sana yol gözüktü Romeo. Tamam o zaman ben de seninle geleyim. Ben de kendi kostümlerime bakarım. Peki. Ben sana yardım edeyim. Ben halledeyim. Anlattığım gibi ameliyatınız çok ciddi bir ameliyat değil. Kırılan yere küçük bir platin takacağız. Ama tabii ki imzanız şart. Bu arada eşinize ulaşamadık. Ulaşabileceğimiz başka bir yakınınızın numarasını alabilir miyim? Yani biliyorum ama şu an hiçbir aklımda yok. Peki ya kötü bir şey olursa? Endişelenmeyin. Sizi getiren arkadaşınız bize numarasını bıraktı. Bir şeye ihtiyacınız olursa onu ararız. Üstelik şanslısınız. Kan gruplarınız da aynı. Gitmeden her ihtimale karşı arkadaşınız kan verdi. Siz şu belgeyi imzalayın. Kadar ben aramaya devam edeceğim. Gözlerinizi açtığınızda eşinizin yanınızda olması için elimden geleni yapacağım. Thank you.
var Fevzi? Hocam bunları Eylül Hanım düşürmüş. Bizim kapının önünde şey olunca... İstemiyorum. Boşuna getirmiş. Bunları da al. Hepsini mi atayım hocam? Fevzi ister at ister sat. Görmek istemiyorum sana dedim, tamam mı? Tamam. Sen bugün ruhen pek müsait değilsin ama eve bakmaya geleceklerdi. İstersen sonra... Ev mev yok kardeşim. Vazgeçtim. Kiraya falan vermiyorum. Tamam hocam. Durum anlaşıldı. Ben ufak ufak kaçayım. Kes kes. Al sen şu parayı. Ona viski al. Bunların hepsi eserekli ya. Yine bir entrika, yine bir trip.